Kemal Öztürk, Robot Gazeteciler Televizyon, gazete ve sosyal medyanın karışımı olan yeni nesil internet gazetesi, Free News baş editörü Paul Wolf'un saatine acil koduyla bir mesaj düşer. Başkan Trump, Beyaz Saray'da Suriye konulu bir basın toplantısı yapacak. Hangi seviyede haber yapalım? Jobs cevap yazar. En yüksek seviyede. Hiç hata yapmadığı için kendisine zero, sıfır lakabı takılan yeni nesil gazeteci, aldığı talimata gülme emojili tamamdır patron şeklinde cevap verir. Operasyon başlıyor. Zero gazetenin tüm sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlar hemen. Başkan Trump saat 14'te Suriye konulu önemli bir basın toplantısı yapacak. 10 dakika sonra sosyal medyada bu mesajın dünyanın her tarafındaki etkileşimini Checkerspot programı aracılığıyla analiz eder. Etkileşimin yüksek olduğunu, ekonomi, Orta Doğu, dış politika, kriz gibi konuların öne çıktığını görür. Basın toplantısını Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dahil tüm hesaplardan ve gazetenin ana sayfasından canlı yayınlama kararı alır. Bunun için Beyaz Saray'ın verdiği uydu frekansına bağlanır. Canlı yayın saati geldiğinde ekranda görünen kişinin kimlik tespiti için face recognition programını kullanır. Konuşanın dışişleri bakanı Pompeo olduğunu anlayınca yayına geçmez. Daha sonra konuşan Trump'ı tanımlar ve online yayın talimatını tüm mecralarda verir. Trump konuşurken zero recordly programı aracılığıyla sesi hemen yazıya çevirir. Yazıya çevrilen metni word smith programı aracılığıyla haber metnine dönüştürüp hemen gazetede yayınlar. Manşet değiştirecek analiz. Sosyal medya taramasını tekrar yapar. İzleyicilerin en çok konuştuğu konuları ve kullandıkları cümleleri tespit etmesi 30 saniyesini alır. Editörü Paul Wolf'e acil koduyla bir mesaj daha atar. Manşet değiştirme önerisi. Başkan Trump, Amerika askerleri Suriye'den çekiliyor. Paul hemen manşeti onaylar. Gazetenin manşeti anında değişir ve tüm sosyal medya hesaplarından bu manşet ve haberi son dakika uyarısıyla yayınlanır. Zero manşet cümlesiyle Trump'ın videosundaki sesi eşleştirerek o bölümü Vibits programını kullanarak kesip haberin içine yerleştirir. Bu kısa videoyu ayrıca sosyal medya hesaplarından yayınlar. İnsanlar Trump'ın konuşmasına başlamasından iki dakika sonra detaylı haber metni videosuyla yayın yapan gazetenin linkini tıklamaya başlar. Çok dilli yayına geçiliyor. Ziro gazeteye giren okuyucuların profillerini analiz eder ve en çok dış politika, siyaset ve ekonomi konularına ilgi gösteren kişiler olduğunu tespit eder. Haber metninin formatını buna göre yeniden şekillendirir. Bir yandan bu konuda çıkan haberleri tarar, manşet kelimelerini kullanan ve çok okunan bazı haberleri tespit eder. Bunlardan biri Suriye'den askerlerin çekilmeye başladığı yönündeki haberdir. Zero bu haberi FactMata programını kullanarak doğruluğunu kontrol eder. Bunun fake news olduğunu görünce alıntılamaktan vazgeçer. Ancak bu konuda RAND düşünce kuruluşunun raporunun sağlıklı olduğunu tespit ederek haberin içine linklerini verir. Zero haberlerinin sosyal medya etkileşimini iki dakikada bir yapmaya başlar ve Orta Doğu'daki kullanıcıların büyük ilgi gördüğünü fark eder. Haberi Microsoft Translator programı aracılığıyla Arapça, Fransızca ve Farsçaya çevirir. Yayın için ilgili editöre acil koduyla mesaj gönderir. Mesaj onaylanır ve gazetenin diğer 3 dilinde haber ve video yayına girer. Hızlı haber paraya nasıl dönüşüyor? Trump'ın konuşması 8 dakika sürmüştür. Konuşma bittiğinde 1 dakika içinde manşet, haber metni İlgili videosu yayınlanmış, tüm sosyal medya hesaplarından duyurusu yapılmıştı. Free News gazetesi okuyucu trafiği bir anda milyonlara ulaşınca, Zero Pazarlama Departmanı'na acil kodlu uyarı mesajı gönderir. Pazarlama Departmanı bu yüksek trafiğe reklam almak için hemen müşterilerine uyarı yazısı gönderir. Okuyucu profilinin yüksek eğitimli kesimden olduğunu gören Nobel Yayın Evi, Orta Doğu, Dış Politika ve Ekonomi Ağırlıklı kitaplarının reklamını hemen gazetede yayınlanmasını ister. Zero haberinin yayınlanmasından 15 dakika sonra bir durum raporu hazırlar. Sosyal medya hesaplarındaki etkileşimden, gazetedeki okuyucu trafiğine, haberin paylaşılma oranından okuyucu tepkilerine ve pazarlama departmanının kazandığı paraya kadar tüm verileri editörü Paul Wolf'e gönderir. O esnada köşe yazısı yazan Paul, muzır bir tebessümle, Bravo Zero, yine iyi iş yaptın diye cevap yazar. Zero, benim işim bu patron diye karşılık verip dijital bir gülümseme ekler. Zero hayal mi gerçek mi? Bunun bir hayal olduğunu zannediyorsunuz sanırım. Değil. Zero geleceğin yapay zekalı robot gazetecisidir. Yakında hepimiz tanışacağız. Bu arada yapay zekalı robot gazetecilerle troll zekalı robot gazetecileri birbirine karıştırmayın. Kemal Öztürk, Yeni şarkı.